Evet efendim, Bir de Bana Soru programından herkese merhabalar. Sorularımız hazır, bizler hazırız. Siz de hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet efendim, ilk yarışmacımızla birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Eren Soy, ismim Bülbül. Doğma büyüme buralıyım. Lise son sınıfım. Lise son sınıf. Peki artık böyle üniversite sınavı hazırlıkları başlamıştır. Tabii. Nasıl geçiyor çalışmalar şu anda? Aslında tatil dönemindeyiz ama... Şu an pek çalışmıyorum ama... Tam da artık böyle yavaş yavaş çalışmanın zamanı da yaklaşıyor. Evet. Peki var mı bir hayalimiz, bir hedefimiz? Var. Askeri üniversite istiyorum. Abim asker. Onun yolundan gitmek istiyorum. Onları örnek aldık. Evet. Çok güzel. İnşallah hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz mesleğe kavuşmuş İnşallah. Oluruz. Evet, 3 tane sorum olacak. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. İlçemizde de çok sık karşılaşılan genç erkeklerimiz için davul zurna eşliğinde coşkulu bir kutlama şeklinde uygulanan geleneğin adı nedir? Çifte telli mi? Hayır. Abinden örnek alabilirsin mesela. He, asker eğlencesi. Evet, doğru. Asker uğurlaması. Doğru cevap. Tebrik ederim. Aslında ilk sorduğumda dedim direkt aklına gelir. Tam muhabbetin de üstüne geldi sohbetimizin. Biraz heyecan gibi. Peki, ikinci sorumuz. Hazır mıyız? Evet. Şehir içinde yer yer yeşillendirilmiş geniş caddelerin adı nedir? Yer yer yeşillendirilmiş. Yürüyüş yolları mı? Yürüyüş yolları değil. Ona bir isim veriliyor. Mesela karşı geçide var, Muhsin Yazıcıoğlu bulvar. Evet, bulvar, doğru cevap, tebrik ederim. Aynı şekilde Gazi Bulvarı yapıldı mesela. Yine aynı şekilde. Peki, biraz heyecan var. Bitik. Ama soruları biliyoruz. Evet. Son soru, hazır mıyız? Gelsin. İhtiyaçları karşılamak üzere ürünün ve hizmetin çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasına ne denir? Bunun karşılanması. Onun bir adı vardır. Hatta firmaları vardır. Nokta nokta firmaları denir. Lojistik olabilir mi? Evet, lojistik. Doğru cevap. Tebrik ederim. Zor da olsa bildik ve hediyemizi kazandık. Teşekkür ediyorum. Peki, hediyemizi kazandık. Heyecanımız vardı ama var. Soruları da bildik. Nasıl bir duygudu yarışmak? Vallahi güzeldi. Zaten sizin yarışmalarınızı görüyordum YouTube'dan. Belki bir gün katılırım diye düşünüyordum. Nasip oldu. Oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet efendim, yeni yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Muhammed Emin, soyadım Paköz. Gezmeye geldik çarşambaya. Yok, okulum vardı, onun için geldim. Yaz kursu. Yaz kursu. Evet. Peki ne yaz üzerine kursu. Şu an? TYT. Çalışmalara başladık. Evet. Nasıl gidiyor peki? Aslında havalar da biraz sıcak. Sıcak. Tam yaz dönemi. Evet. Ama artık hedeflerimiz ve hayallerimiz için çalışmak evet. zorundayız. Evet. Peki var mı bir hedefimiz, bir hayalimiz? Bilgisayar mühendisliği istiyorum. Çok güzel. İnşallah. İnşallah. O bölümü ve o mesleği kazanmış oluruz. İnşallah. 3 tane sorum olacak. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Hazırım. Sığır, manda gibi canlılara verilen genel ad nedir? Büyükbaş. Büyükbaş. Doğru cevap. Tebrik ederim. Çok net bir cevap. Hiç heyecan yok. İlk defa mı yarışıyoruz? Evet. Peki. İkinci sorumuz, hazır mıyız? Hazırım. Radyo ve televizyon üst kurulunun kısaltması nedir? RTÜK. RTÜK. Doğru cevap. Tebrik ederim. Son sorumuz, hazır mıyız? Hazırım. Hediyemizi kazanacağız. Hazırım. Pişmiş toprak, plastik gibi malzemelerden yapılan çiçek yetiştirme kabına ne ad verilir? Saksı. Saksı. Doğru cevap. Tebrik ederim ve hediyemizi bizlerden kazandın. Teşekkür. Peki, nasıl bir duygulu yarışmak? Güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet efendim, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Kerim Emrayan. İstanbul'da yaşıyorum. Samsunluyum. Nişantaşı Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik okuyorum. Peki, 3 tane sorum olacak. Tabii. Bildiğin takdir edeceğimiz var. Takdim edeceğim. Hazırsan Tabii. ilk soruyla başlayalım. Başlayalım. İçi yumuşak bir malzeme ile doldurularak dikilen, oturmaya ve yaslanmaya yarayan eşyanın adı nedir? Yastık. Yastık değil. Minder mi? Evet, minder. Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci sorumuz. Hazır mıyız? Hazırım. Kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli hastalığın adı nedir? Kızamık.
Kızamık değil. Su çiçeği. Evet, çiçek. Doğru cevap. Tebrik ederim. Hiç heyecan göremiyorum. Yok, heyecan yok. İlk defa mı yarışıyoruz yoksa daha önce yarıştık? Böyle yarışmalara hiç katılmadım da böyle topluma konuşma vesaire yaptığım için sıkıntı olmuyor yani benim için. Deneyimliyiz. Aynen. Peki, son sorumuz. Hazır mıyız? Hazırım, gelsin. Genellikle hayır amacıyla yapılıp dağıtılan geleneksel hamur tatlısının adı nedir? Hamur tatlısının adı? Evet. Lokma mı? Evet, doğru cevap. Tebrik ederim. Ve hediyemizi bizlerden kazandınız. Teşekkür ederim. Evet efendim, Bir de Bana Soru programının bu haftalık da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.